Bugünkü gezi rotamız arkadaşlar Edirne Selimiye Camii. Şimdi bu güzel caminin önünde durdum. Kanalıma hoş geldiniz. Mimar Sinan'ın 80 yaşında inşa ettiği ve ustalık eserim diye nitelediği yapıt olan Selimiye Camii, Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında gösterilmektedir. Edirne'nin ve aynı zamanda Osmanlı döneminin simgesi olan cami 1569-1575 yılları arasında 2. Selim'in emriyle yaptırılmıştır. Evet, Mimar Sinan'ın güzel eseri Selimiye Camii'nin önüne de çıktık. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin önünde, şimdi birazdan da içeri gireceğiz. Maalesef %80'i kadar restorasyon sürecinde olduğu için bazı noktalarını görme şansımız olmayacak. Ama buraya gelmiş olmak, bu alanı görmüş olmak bile gerçekten çok güzel. Edirne'ye sırf Selimiye Camii'ni görmek için bile gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane minaresi restorasyonda. Çok uzaklardan dört minaresiyle göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme taştan yapılan cami, iç bölümüyle 1620 metrekare, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Selimiye kelimesi beyaz, açık pembe renklerini temsil etmektedir. Güzel nakışlı ipek kumaş manasını da taşımaktadır. Selimiye Camii çok uzak mesafeden bakıldığı zaman dahi görülebilen 4 tane minareye haizdir. Selimiye Camii'nin minareleri daha önce hiç uygulanmamış olan özel bir teknik kullanılmak suretiyle inşa edilmiştir. Selimiye Camii'nin iç bölümünden inşa edilen minareler görünmemektedir. Bu nedenle mimari yapısının anlaşılması kolay olmaktadır. Minarelerin her biri 3 şerefeli olup bu da tarihi yapıya ayrı bir estetik katmaktadır. Bu şerefelere 3 farklı yoldan çıkılması da caminin öne çıkan özellikleri arasındadır. Bu yollar birbiriyle çakışmamaktadır. Bu sayede bu yollardan çıkan kişiler birbirini kesinlikle görmemektedir. Cami girişi Arasta Çarşısı'nın içinden. Bu güzel caminin inşasında 15 bin kişi çalışmıştır. Yapımı 1575 yılında tamamlanmış, tamamlanması akabinde müthiş yapı hizmete sunulmuştur. İslami ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini içeren eser, iç yapısında daha pek çok güzelliğe haizdir. İnce ve zarafet temsili minareleriyle güzide bir cami olan Selimiye, UNESCO tarafından Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesi'nde yer alır. Cami genişliğiyle içerisinde aynı anda 6000 kişinin ibadet etmesine imkan vermektedir. Osmanlı döneminde sefere çıkan ordu bu camide namaz kılmak için durmuştu. Evet, restorasyonda olduğu için sadece bir kısmını görebiliyoruz. Türk İslam eserlerinin başyapıtı sayılan Selimiye Camii'nin kapsamlı restorasyonu 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında ters bir lale motifi bulunmaktadır. Rivayete göre caminin yapılacağı arsa üzerinde bir lale bahçesi bulunmaktaydı. Bu arsanın sahibi başlarda arsanın satılmasını istememiştir. En sonunda Mimar Sinan'dan camide bir lale motifi olmasını isteyerek arsasını satmıştır. Mimar Sinan da lale motifini ters olarak yapmış, lale motifi bu arsada bir lale bahçesi olduğunu, ters olması ise sahibinin tersliğini temsil etmektedir. Dış görünümüyle de hayranlık uyandıran ancak asıl olarak caminin içine girince görkemi hissedilen kubbesi ise 42,30 metre yüksekliği ve 31,30 metre çapıyla döneminin en muhteşem örneğidir. Mimar Sinan'ın cami içinde yaptıkları o dönem için şaşırtıcıydı.
caminin günümüzde bile çözülemeyen pek çok sırrı ve özelliği bulunmaktadır. Bayağı ciddi bir restorasyon var. %80'i ne demek yani? Gördüğünüz gibi. Mağlı çalışmalar. Evet, şimdi böyle Selimiye Camii'nin etrafından yine ön tarafına, yeşillikli olan tarafa geçeceğiz. Bir rivayete göre Selimiye Camii'nin Hristiyan aleminin en güzel kilisesine karşılık olarak yapıldığı yönündedir. İslam'ın güzelliğini anlatmak amacıyla Edirne'de ihtişamlı bir cami yapılması uygun görülmüştür. Son olarak Selimiye Camii anısına yapmış olduğum çalışmamı sizlerle paylaşarak videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.